ben acayip acıktım. Sen nasıl dayanıyorsun Adem baba? Evlat, şu an bendeki tek açlık bilgi açlığı. Sen buraya nasıl geldin hala öğrenemedim. Yani hikayenin devamını merak ediyorum. Ya dominant teyzenin dümen suyuna girdik bir kere. O yöne doğru akıyorduk. Ön protokol imzalandı. Ondan sonra malzemeleri aldık. Böyle her şey tıkırında gidiyordu ama biz kafayı o arada başka bir şeye taktık. Neymiş o? Ya şu yan komşulara taktık. Hani bir türlü göremedik, tanıyamadık ya, onlara taktık kafayı. Alt tarafı komşu. Ya niye taktınız ki bu kadar? Ya baba, sen uzun süre yan yana oturacağın birini merak etmez misin? Vallahi benim komşularım genelde boşu boş sokak köpekleridir. Ah, ama ısırma riski var. E tabii, boşu boş köpeklere güven olmaz. Yok, ben köpekleri kastetmedim. Bak, sen komşuyu kastettin. Köpeklere biraz sevgi göster, çok iyi geçinirsin. Ama insanlarla geçinmek zordur evlat. İşte biz de bu yüzden kafayı yiyorduk şu komşuyu tanıyacağız diye. Yani komşular da gelecekmiş galiba. Ay gelsinler artık ya, ben çok merak ediyorum nasıl insanlar. Ya nasıl olurlarsa olsunlar, size ne? Ne demek bize ne? Burnumuzun dibinde oturuyorlar. Orada hapşırsalar siz burada nezle olursunuz. Haluk Bey'in anlayacağı dille söylemek lazım. Bir kafa uzaklığında. Kafa atmak için bir adım atmasına gerek bile yok. Abi sana şaka gibi geliyor ama çok önemli bir konu bu ya. Bak ne demiş büyüklerimiz? Ev alma, komşu al. Öyle mi demiş ya? Komşu mu almayayım? Bunun piyasası mı var? Mesela komşu emlakçısı mı var? Yani varsa gidelim bakalım. Bu aralar kaçtan gidiyor acaba komşular? Mesela öğrenelim. Acaba kaç para kazanıyorlar? Geçmişleri nasıl? Bir öğrenelim değil mi? Haluk, hiç böyle umursamıyormuş numaraları yapma. Senin ne kadar merak ettiğini hepimiz biliyoruz. Evet Meltem Hanım ya. Ne zaman bahçeye çıksa yan minnanın pencerelerine bakıyor geldiler mi acaba diye. Ya insan bir etrafına bakar. Ben dışarı çıktığım zaman gökyüzüne de bakıyorum. Acaba yağmur mu yağacak, bulutlu mu olacak, güneşli mi olacak diye insan merak ediyor. Vallahi burada oturmadığım halde ben bile merak ediyorum. Nasıl insanlar acaba? Çocukları falan var mıdır? Viyak 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 ortalıkta dolanmasınlar. Ne iş yapıyorlar acaba değil mi? Ay inşallah anlaşabileceğimiz insanlardır. İster misin abuk subuk birileri olsun? Böyle acayip insanlar. Nezaketten nasiplerini almamış insanlar. Ay. Vallahi nezaketten nasiplerini almadılarsa o zaman aldırırız. İnsan kafasını kullandığı zaman her şeyi çözebilir. Bu kafa kullanmaktan bahsettiğin şey düşünmek anlamında değil mi Haluk? Tahmin etmiştim zaten. Yine böyle her problemi kafayla, şiddetle, kavgayla çözemezsin ki. Sürekli kavga ederek yaşanır mı canım? Siz de felaket senaryoları yazmayın o zaman. Nazik olsa ne olur, olmasa ne olur? Ne demek ne olur abicim ya? Olur olmaz saatte çat kapı gelirlerse ne yapacaksın? Tabii. Çöplerini möplerini buralara atarlar. Ya halısını kilimini burada silkerse böyle toz içinde kalırsınız. Ay. Allah eğer öyleyse, yani benden size müsaade, vurun kafayı Haluk Bey. Mine. Hakikaten ha, böyle yamuk birileri çıkarsa bu bende sıkıntı yaratır. Haluk. Vallahi ben söyleyeyim. Kankacığım, ben ne yaptım biliyor musun? Tuvalete gittin abi. Tuvalette ne yapabilirsin ki? Ya oğlum tuvalete gitmedim. Onu demiyorum ben. Ne diyorsun? Şu iki haftadır cilveleştiğimiz kızlar var ya. Ben benimkinin ismini öğrendim oğlum. Günaydın abicim. Ya ne günaydın ya? Sabah günaydın dedik ya. Kardeşim, sabah günaydın anlamında demiyorum. Ben yeni mi öğreniyorsun anlamında diyorum günaydını. Sen öğrendin yani. Tabii oğlum. Tabii ki de öğrendim. Hatta ismin var ya, bir içim su. Rüya. Rüya gibi değil mi? Evet kanka. Benimkinin ismi de en az seninki kadar güzel. Ne kanka? Rüya. Oğlum sen hangi kızdan bahsediyorsun? Rüyadan. Ama senin rüyadan değil. Benim rüyadan. İşte rüya. Oğlum anlasana, bir haftadır ikimiz de aynı kıza bakıyormuşuz. Nasıl aynı kıza bakıyoruz be? Bu benim rüya. Ne demek lan senin rüya? Benim rüya. İlk ben gördüm onu. Ya anca sen rüyanda görürsün bunu. Yürü git, o benim rüya. Bağırma lan biletin içinde. Ya sus sen. Sen iyisin lan bir sus. Otur yine. Ne oldu Haluk?
Başta umursamıyordun ama bakıyorum komşularına sen de takılmaya başladın hafiften. E sayenizde. Ya Meltem, hakikaten biz de bir şu evi almadan önce sorsaymışız. Kimdir, nedir, neyin nesidir diye. Ay Haluk, yani kimin aklına gelir böyle bir şey? Kimse düşünmez ki. Ama biz düşünürüz Meltemciğim. Saçmalama Tuna, biz öyle bir şey yapmadık ki. Ya biz olarak öyle biz demiyorum Gönülcüğüm. Yani reklamcı olarak bizden bahsediyorum. Yani biz mesela emlak reklamı yaparken buna çok önem veririz. Yani etrafınızda çok önemli, çok meşhur insanlar var diye reklam yapıyoruz. Böylece insanlar komşularının kim olduğunu öğreniyorlar. Yani iyi, kaliteli insanlara komşu olacaklarını düşünüyorlar. Bu da emlak satışlarını arttırır abi. Çok önemlidir ya. Ay bizim işimiz artık şansa kalmış. İnşallah iyi insanlardır, yani düzgün insanlardır. Ne diyeyim? Ay Meltem, sana bir şey söyleyeyim mi? İnşallah meraklı insanlar değillerdir. Ya meraklı olsalar ne olur, olmasalar ne olur ya? Öyle deme Haluk. Düşünsene böyle her gün iki çift göz size bakıyor, ne yapıyorsunuz diye böyle. Meraktan. Ya adamı hasta etmesinler. Onlara ne bizden? İşlerine güçlerine baksınlar hadi. Ya bir şey söyleyeceğim. İnşallah öyle değillerdir. Yani ben hiç hoşlanmam öyle gözler üstümüzde ajan gibi filan. Meltem sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? İnan bana bardakla evi dinleyen var. Yemin ediyorum Haluk. Koyuyor bardağı öyle dinliyorlar ya. Stetoskopla dinleyen var abi. Doktor şey var ya. Tıkırtıyı bile duymaya çalışıyorlar. Her şeyden haberleri oluyor. Böyle acayip insanlar ya. Manyak mı oğlum bunlar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Neler var neler. Neler? Çöpleri karıştırıyor. Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun ona bakıyor. Feyza Hanım var. Aman hatırlamaz mıyım? Ne sinir kadındı ya. Ay, ne yapıyordu? Ne yaptı biliyor musun bir gün bana? Asansörde rastlaştık. Kolesterolünüze baktırıyor musunuz dedi. Aa, niye? Ya, çöpleri karıştırıyor ya. Çöpleri karıştırıp bizim ne yediğimizi kontrol ediyor abiciğim. Böyle bir acayip bir şey. Mesela yağlı yemişiz ya. Kalkıyor ondan sonra gönlüne bunu söylüyor. Böyle acayip, böyle manyak ya. Vallahi bak. Böyle hasta biri çıkarsa yemin ediyorum kafayı vurur indiririm oraya yığarım. Aha buraya yazıyorum bak. Aha yazdım. Kadına mı kafa atacaksın? Yok kadına olmaz tabii. O zaman kafa atmayı sana öğretirim sen kadına kafa atarsın. Yok ben öyle şeyler yapamam. Kafam hiç bana yok yapamaz. O zaman Emine'ye öğretirim o atar. Bak sinir oldum şimdi ha. Vallahi. Bak titriyorum ha. Bak.